Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan ordusunun düşmana karşı aldığı tedbirler devam ettiğini bildirdi. 29 Ekim günü düşmanın cepheye çeşitli yönlerden saldırı girişimleri kararlılıkla engellendi. Düşman geri çekilmek zorunda kaldı. Muharebe tesisatı ve insan gücüne ağır kayıplar verdi. Misilleme önlemleri sonucunda savaş suçu işleyen bir diğer üst düzey Ermeni askeri öldürüldü. Böylece Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 18. Motorlu Piyade Tümeni'nin savunma bölgesinde bir araç konvoyuna ateş açılması sonucunda 1. Genel Ordu Komutan Yardımcısı Albay Viktor Aristomen öldürüldü. Azerbaycan'ın Milli Meclisi Başkanı Sayı Begafarova, Pakistan parlamentosunda Ermeni saldırganlığını kınayan bir kararın kabulüne ilişkin Ulusal Meclis Başkanı Esad Kaysar'a bir mektup gönderdi. Milli Meclis Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi'ne göre 27 Eylül'de Azerbaycan ordusunun Ermeni askeri saldırısına yanıt olarak karşı saldırı başlatmasının ardından Milli Meclis Başkanı Sayı Begafarova, Pakistan Ulusal Meclisi ve Senato'nun Ermeni saldırganlığı ve işgalini şiddetle kınadı. Bu çağrıya cevaben 28 Ekim'de Pakistan İslam Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Genel Kurulu Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesine ve Azerbaycan'ın sivil halkına yönelik saldırısını kınayan bir karar kabul etti. Karar, milletvekili eski meclis başkanı Sardar Ayaz Sadık'ın girişimiyle meclise sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Bu bağlamda Milli Meclis Başkanı Sayı Begafarova, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Esad Kaysar'a bir mektup gönderdi. Mektupta konuşmacı, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'nin tüm üyelerine ve onun adına Esad Kaysar da dahil olmak üzere Pakistan Ulusal Meclisi'nin tüm üyelerine teşekkür etti. Pakistan parlamentosu tarafından böyle bir kararın kabul edilmesini övdü ve girişimi memnuniyetle karşıladı. Mektupta parlamento diplomasının modern uluslararası ilişkilerdeki artan rolü göz önünde alındığında Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesine ve Azerbaycan'ın sivil nüfusuna yönelik saldırısını kınayan kararın bu saldırganlığı ortadan kaldırmak için parlamento kriterlerinin uygulanması açısından önemli olduğuna inanıyoruz denildi. Avrupa Konseyi Parlamentler Meclisi Göç, Mülteciler ve Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler Komitesi Başkanı Pierre-Alain Frédès, Azerbaycan'ın Berdis ilçesine sivil alanlara yönelik roket saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu. Çatışmanın insani sonuçları konusunda derin endişelerini dile getiren komite başkanı Pierre-Alain Frédès, sivil bölgelere füze saldırıları durdurulmalıdır. Azerbaycan'ın Berde kentine yapılan saldırılar ve 21 kişinin ölümünü felakettir dedi. Konuyu Avrupa Konseyi'nin 47. üye ülkesinden parlamentler tarafından yakından izlenmek üzere komitesinin gündemine aldığını söyledi. Avrupa Konseyi Parlamentler Meclisi Göç, Mülteciler ve Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler Komitesi'ne 2015-2017'de Milli Meclis Başkanı Sayı Begafarova başkanlık etti. Uluslararası Af Örgütü, Berde şehrine füze saldırısı sonrasında Ermenistan tarafından yasaklanan misket bombalarının kullanımını ilk kez zorladı. Örgütün internet sitesinde Ermenistan-Azerbaycan başlıklı bir yazı yayınlandı. Ermenistan, misket bombalarının zalim ve pervasızca kullanıldığını ilk kez doğruladı. Makale, dün Berde kentine yerel saatle 1.30'da bir veya daha fazla smeç füzesinin ateşlendiğini söylüyor. Ajansın uzmanları, US News muhabirlerinin çektiği görüntüleri analiz ettiler ve misket bombalarının kullanıldığını doğruladılar. Beyaz Saray Sözcüsü Twitter hesabından Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Donald Trump kendisini bir politikacı olarak görmediğini paylaştı. Trump, benim açıklamalarım tipik Washington politikacılarınkine benzemiyor çünkü ben bir politikacı değilim dedi. Trump, her zaman Washington'un siyasi elitinin kurallarına göre oynamıyorum çünkü sizin için sıkı bir şekilde savaşmak için seçildim diye ekledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yaptırımları bir kez daha genişlettiğini bildirdi. Bu kez yaptırımlar listesine 5 kişinin adı da dahil edildi. Bunlardan 4'ü İranlı ve 1'i Hindistanlı olduğunu belirtildi. Bu kişinin her biri yaptırım uygulanan kurumlarda üst düzey görevlerde bulunur. Ayrıca yaptırımlar listesine 11 firma eklendi. Bunlardan 4'ü İranlı, 5'i Hong Kong ve 2 Singapurlu şirketidir. Bu şirketler petrokimya ve kargo taşımacılığı sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Azerbaycan'ın Haçmaz ilçesine bağlı Kımıl Kışlak köyünde ikamet eden asker Arasta Bakışov, askeri sağlık subayı olarak ne askeri biriminde hizmetine başladı ve savaşa katıldı. Yaralı askerlerimizi savaş alanından çıkarırken şehit oldu. O, Azerbaycan Vatanseverlik Savaşı'nın ilk kadın şehididir. Aresta'nın babası da 1. Karabağ Savaşı'nda şehit düşmüştür. Aresta Bakışova'nın 11 yaşındaki oğlu Mardan annesini anlattı.
cephede bulunan annesinin sık sık aradığını ve en son konuşmalarında annesinin kendisine derslerine iyi çalış, büyük anneannene itaatsizlik etme, kız kardeşliğine iyi bak dediğini belirtti. 10 yaşındaki kızı Zehra da annesini gururla hatırladı. Annem beni çok sevdi, benimle her zaman gurur duyuyordu ve şimdi ana vatan için şehit olduğu için annemle gurur duyuyorum dedi. Şehidin annesi kızını büyük zorluklarla babasız büyüttüğünü ancak kızının ölümden asla korkmadığını söyledi. Orduya gitmek istedi, iki çocuğun olduğunu söyledim. Seni zalimlikle büyüttüm, 4 yaşında babasını kaybetti ve babasız büyüdü. Kızımla en son konuştuğumda bana bir şey olursa çocuklarım size emanettir dediğini, o benim gururum, ölümden korkan bir kız değildi dedi. Azerbaycan'ın Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin Gubatlı bölgesine ateş açtığını bildirdi. Savunma Bakanlığı birimlerimizin müdahale önlemleri alacağı kaydedildi.